Yanımızda Bijilant'ın kurucularından Ahmet Bey var. Ahmet Bey merhabalar. Merhaba efendim. Nasılsınız Ahmet Bey? Teşekkür ederim efendim. Sizler de Ahmet Bey iyisiniz. çok teşekkürler. Şahsınıza öncelikle çok teşekkür ediyoruz, bizleri ağırladınız. Ne demek, bize. Ahmet Bey şöyle, tabii ki yaptığınız hizmetlerden bahsedeceğiz ama önce sizi bir tanımak istiyoruz. Ahmet Bey kimdir? Nasıl başlamıştır? Kaç yıldan beri bu meslektesiniz? Çok uzun. Yani çocukluğumdan beri başladım. Aşağı yukarı 40 seneden fazladır bu işten meşgulüm. Çok severek, çok isteyerek yapıyorum. Hobi gibi devam ediyoruz. Aile şirketiyiz biz. Üç kardeşiz. Amcam kurmuş 50 küsür sene önce bu firmayı. Bizler de daha ileriye götürmeye çalışıyoruz. Böyle. Çok da güzel görünüyor. Evet, çok güzel, çok keyifli bir iş. Yaptığımız işi çok seviyoruz. Sevdiğimiz için de başarılıyız, Önemli olan öyle da severek diyebilirim. yapmak Evet, zaten. çok Daha severek başarılı olduğunuzu yapıyoruz. zaten biliyoruz. Bu arada Ahmet Bey, neler yapıyorsunuz burada? Burada takı yapıyoruz, takı üretimi yapıyoruz ve bunları inanın bütün dünyaya satıyoruz. Yani belki şey gelecek, şaka gibi gelecek, atıyorum gibi gelecek ama yani belgeleri de var. Çin'e bile mal sattık. Yani çok büyük miktarlar belki değil ama Çin, Hong Kong, Japonya, Brezilya, Güney Amerika yani dünyanın pek çok ülkesine ihracat yapıyoruz. Ve bu konuda başarılıyız. Ödüllerimiz de var. Her sene Çok ihracatçılar sektörümüzde hep dereceye giriyoruz. Takdirlerimiz var, işte başarı şeylerimiz var, belgelerimiz var. Sürekli yani yaptığımız bütün ürünler hep yurt dışına gidiyor, hep ihracat. peki en çok hangi ülkeden daha çok rağbet alıyorsunuz? Latin ülkeleri, İspanya başta olmak üzere Güney Amerika. Özellikle Güney Amerika bizim yaptığımız ürünleri, böyle renkli ürünlere çok bayılıyorlar, çok seviyorlar. Ve biz butik tarzı yaptığımız için yani böyle Çin gibi değil, yani böyle binlerce, milyonlarca değil, daha butikvari yapıyoruz. Kişiye özel diyelim, yani firmalara özel, kendi tasarımlarını da yapıyoruz, onların logolarını kullanarak. Bu şekilde devam demişken ben ediyoruz. burada bin bir çeşit farklı farklı modeller görüyorum. Bu modellerin tasarımları da sizlere ait sanıyorum ki. Evet. Evet, Çok bundan güzel gurur çünkü bin duyuyorum. bir farklı ve hepsi birbirinden gerçekten çok ayrı. Evet. Bunu nasıl başarabiliyorsunuz? Bu gerçekten büyük bir yetenek. Valla evet, yetenek yani şükürler olsun diyelim. Yani bu da bir kabiliyet herhalde. Herkesin farklı farklı dallarda kabiliyetleri var. Benim kabiliyetim de bu olsa gerek diyeyim. Yani zevkle yaptığım için belki, çok severek yaptığım için belki böyle şeyler çıkıyor. Bu başka ne söyleyebilirim? Çok seviyorum ama yaptığım işi. En önemlisi zaten severek yapmanız Evet. Ahmet Bey. Ahmet Bey çok teşekkür ediyoruz Rica verdiğiniz ederim. Ne bilgilerden demek? dolayı. Yanımızda Büjilant'ın kurucusu Sami Bey var. Sami Bey merhabalar. Merhabalar efendim. Çok Hoş teşekkür geldiniz. ediyoruz. Rica ederim. Öncelikle Sağ olun. şahsınızı. Teşekkür Hoş ederiz. bulduk bu arada. Sağ olun. Sam Bey, tabii ki yaptığınız işlerden bahsedeceğiz ama biz sizin bir başarı hikayenizi dinlemek istiyoruz. Nasıl geldiniz bugünlere? Bizi biraz kendinizden bahseder misiniz? Sam Teşekkür Bey ederim. kimdir? Nasıl Evet. başlamıştır bu mesleğe? Evet, teşekkür ederim. Evet, kolay olmadı. Çok zor, çok çetin yollardan geçtik. Çok mücadele ettik. Bizim hikayemiz şöyle başladı diyebiliriz. Babam trikotaj yapıyordu. Mahmutpaşa'daydı. Ben kendimden bir şeyler katabileceğim, sanatsal yönümü ortaya çıkartabileceğim bir iş arıyordum. Bunun için de amcamın yaptığı işi seçtim. Bijuteri işi. O bu konuda gerçekten söz sahibi ve çok güzel bir yeri olan bir firması vardı. Yani 3 yıldız bijuteri sanayi ve ticaret aşı. Ben onunla çalışmaya başladım ki hem hazır eşya, hem hazır bijuteri satıyorduk, hem de kendim yapıp tasarlayıp onları yapıyordum. Ufacık bir mağazayla başladım Beyoğlu'nda. İstiklal Caddesi'nde yaklaşık bir belki şimdi vala gibi gelecek ama değil ve hala o mağaza orada çünkü hazır vaziyette 1,5 metrekarelik bir mağazaydı bu. Oranın Galatasaray'da oranın işte tanınmış pasajlarından bir tanesinin giriş dükkanıydı. Biz orada başladık. Hem amcamdan alıp sattığım mallar hem de kendim yaptığım mallarla kısa zamanda ilgi gördük ve çok ünlü kişiler de artık gelip bizden takı almaya ve
bazı takılar yaptırmaya başladılar ve bunları işte sahnede kullandılar. Efendime söyleyeyim, billboardlarda görmeye başladık yaptığımız, tasarladığımız takıları. Sonra modacılar geldi. Canan Yaka'yla çalıştık. Diğer moda evleriyle çalıştık. Onlar bizden elbiseler için aksesuarlar ve müşteriler için özel takılar istediler. Ve bu şekilde ilerlettik. Defilelere tasarımlar yaptık. Sanatçılara yaptık. Efendime söyleyeyim. Ve güzellik kraliçesi, yani güzellik kraliçesi yarışmalarında bazı taçları ve aksesuarları da çok yaptık. Güzel. Ve bu şekilde bu iş ilerledi. Sonra biz amcamızdan, yani iş o kadar ilerledi ki artık kendi kabımıza sığmadık. Amcam da biraz yorulduğu için, biz de bu konuda başarılı olduğumuz için bize teklif etti amcamız. Dedi ki biz bu firmayı istiyorsan ben sana vereyim, devredeyim. Ben başka bir işten devam edeyim. Bizim de zaten beklediğimiz ve istediğimiz buydu. Ve biz bu firmayı satın aldık. Yani 3 Yıldız Bijuteri Sanayi ve Ticareti satın aldık. Ve burada gerçekten çok mücadele verdik. Çünkü büyük bir borçtan almıştık bunu. Ve bir taraftan da geliştirmemiz gerekiyordu. Böylece büyük bir mücadelenin içine girdik ama çok şükür elhamdülillah bu işin içinden yüzümüzün akıyla çıktık. Ve çalışmalarımız tabii ki artarak devam etti. Yurt dışına açılmaya başladık. Oradaki fuarlara katıldık. Bu arada Türkiye'de bir değişiklik oldu. Şöyle liberasyona geçildi. Yani ithalat rejimi geldi. İthalat rejimi geldiği zaman bizim ürettiğimiz mallar Avrupa'dan, Uzak Doğu'dan gelen mallara karşı ilk başta rekabet edemedi. Yani senelerin ustalığı ve malzeme zenginliği ve teknolojik olarak bizden daha ileri oldukları için ilk başta sekteye uğradık. Ve bunun üzerine dedik ki biz bu şeylerimizi, işimizi, malzemelerimizi satalım ve başka bir işe geçelim dedik. Fakat o aralarda komponente, yani takı malzemelerine, hem takı üzerine hem de konfeksiyon ve diğer emtiaların süslenmesinde, hatta mobilya sektörüne kadar bir şey başladı, bir akım başladı. Yani süsleme, aksesuar. Ve böylece onda çok ileri bir noktaya geldik. Yani mağazalarımızın sayısı gittikçe arttı, insanların taleplerini karşılayamayacak hale geldik. Ama bu arada tabii ki biz de bu işte büyük bir altyapımız olduğu için dünyanın her yerinden, Filipinler'den Himalayalara kadar, yani oradan İtalya'dan, İspanya'dan, Almanya'dan, Çin'den, Hindistan'dan ve Filipinlere kadar dünyada takı üzerinde, takıda kullanılacak ne kadar mal varsa, ürün varsa bunları tespit ettik, bulduk, getirdik ve müşterilerimize sunduk. Ama bu ilk şeyi, yani ilk darbeyi, yani bijuterinin dışarıdan hazır gelen bijuterilere karşı bir şey yaşadık, diyelim yani bir rekabet yaşadık. Ama bunu çok kısa zamanda toparladık. Ve biz bütün şeylerimizi, yani üretim bandımızı değiştirdik. Yeni teknolojik aletleri, kaplamaları, kaplama yeni prosesleri, ne varsa bu işte ilgili olarak bütün şeyleri kullandık, imkanları kullandık. Kısa zamanda kendimizi toparladık ve hem bijuteride hem komponentte devam ettik. Ve çalışmalarımız, modellerimiz, çünkü biz bu işi duayeni olduğumuz için, aileden gelen bir meslek ve sanat olduğu için, kendimizin de tabii özel yetenekleri olduğu için burada gerçekten başarılı olduk üretimde. Ve yurt dışına açılmaya başladık. Yani yurt içindeki mağazalarımızda toptan ve perakende olarak sattığımız gibi yurt dışında da şansımızı denemeye başladık. Yani daha önce yapıyorduk. Fakat ufak çaptaydı. Bu sefer daha global bir şekilde ürünlerimizi daha gidilmemiş, görülmemiş yerlerde, Amerika'ya kadar, Arjantin'e kadar, Japonya'ya kadar ulaştırdık. Rusya'ya kadar ulaştırdık. Ve büyük bir şeyle karşılaştık, ilgiyle karşılaştık. Şu anda hem bijuteri konusunda,
hem de komponentte devam ediyoruz. Fakat tabii ki bununla da sınırlı kalmadık. Evet, gördüğümüz kadarıyla. Ve bu sektöre de girdik. Yani hediyelik eşya sektöründe. Yani ben şu kapıdan girdiğimde gerçekten hangi birine bakacağımı şaşırdım. Teşekkür ediyoruz. Bir çeşit ürünümüz var. Sağ olun. Aynen bijuteride olduğu gibi. Çok teşekkür ediyorum. Bu bizim dediğimiz gibi yani sanatsal yönümüzün bir tatmini olduğu gibi. Yani neticede bu işler de görsele hitap ettiğinden, yani insanların boyunlarını, kulaklarını küpe olarak, parmaklarını yüzük olarak süslerken bir de evlerini süsleyelim dedik. Ve Vigilant Home konsepti de bu şekilde ortaya çıkmış oldu. Ama bu konuda da herhalde bizi başarılı buluyorlar müşterilerimiz.